Merhaba arkadaşlar, ben Nida. Tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz Prepositions of Place, yani yer edatları. Aslında Prepositions of Place'lere yer tarifleri videosunda biraz zaman ayırmıştık, biraz üstünden geçmiştik. Between demiştik, next to demiştik. Bugün birazcık daha detaylı işleyeceğiz. Peki Prepositions of Place ne demek? Ne zaman kullanıyoruz? Bir cismin nerede olduğunu belirtmek için Prepositions of Place kullanıyoruz arkadaşlar. Bunlar next to, between, behind, in front of ya da in, on olabilir. Bunları şimdi size uygulamalı göstereceğim. Bunlardan önce bilmeniz gereken başka bir şey var. Bir şeyin nerede olduğunu sormak istiyorsak ne kullanıyorduk? Where. Where. Nerede? Değil mi? Mesela where are you? Neredesin? Where are they? Onlar nerede? Where is my pencil? Kalemim nerede? Where are my glasses? Gözlüğüm nerede? gibi. Ya da where is my key? Anahtarım nerede? Gibi sorularda where kullanıyorduk arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda bana yardım edecek olan bir ayıcık var. Bu ayıcıkla beraber ders işleyeceğim. Daha önceki derslerimden biliyorsunuz böyle cisimleri. Benim peluşlarım çok var. Bunları kullanmayı çok seviyorum. Uygulamalı derslerde öğrencilerimle beraber de. Bu ayıcıyı bana üniversiteden oda arkadaşım Tuğba hediye etmişti. Buna oradan çok teşekkür ediyorum. Bununla beraber şimdi dersimizi işleyeceğiz. Buradan Tuğba'ya çok selam söylüyorum. Kanki seni seviyorum. Bir kutuyla ve bir de ayıcımla beraber dersimizi işleyeceğim. Şimdi öncelikle ayıcımın adına mesela ne diyeyim? Ayıcımın bir adı olsun. Şakir. Garip garip isimler vermeyi çok seviyorum. Ayıcımın adı Şakir olsun. Şakir'le beraber işliyoruz dersi. Tamam mı? This is a box. This is a box. And you know that this is Şakir. Where is Şakir? Where is Şakir? Şakir is on the box. Şakir is on the box. Cansız bir şey olduğu için it's de diyebilirdik. Hadi öyle yapalım. It's on the box dedik. Peki. Where is Şakir? Where is Şakir? It's next to the box. It's next to the box. Değil mi? Kutunun bitişinde. Bunun yerine by da diyebilirsiniz yanında demek için. Mesela it's by the box. It's by the box. Kutunun yanında diye. Hem by bitişinde ise next to kullanabiliriz. Okay. Where is Şakir? Where is Şakir now? Şimdi nerede? It's under the box. It's under the box, right? Kutunun altında. Very well. Where is it now? Can you see? Görebiliyor musunuz? Can you see? Yes. It's behind the box. It's behind the box. Kutunun arkasında. Okay. Where is it now? Where is it now? It's in front of the box. It's in front of the box. Şimdi kutunun önünde. It's in front of the box diyoruz. Evet arkadaşlar. Very well. Now. Oops. Where is the Şakir? Where is the Şakir? It's in the box, right? It's in the box. Kutunun içinde. Evet arkadaşlar. Ne dedik? In, içinde. On, üstünde. In front of, önünde. Behind, arkasında, bitişinde demek için next to ya da by diyebilirsiniz dedik. Gelin şimdi başka bir şey daha öğrenelim. Where am I? This is the box and this is Şakir. So where am I? Peki ben neredeyim? Aralarında kaldım değil mi? I'm between Şakir and the box. Ben Şakir ile kutu arasındayım. Bunu şu şekilde de söyleyebiliriz. Arkadaşlar hemen size şöyle bir kutu çizeyim. Çizdim umarım gözüküyordur. Şöyle gözükmesi lazım. Where is the ball? This is a ball. Where is the ball? The ball is between the boxes. Top kutuların arasında değil mi? The ball is between the boxes diyoruz. Top kutuların arasında. Hadi gelin arkadaşlar şimdi ben size sorayım. Size 3 saniye veriyorum. Ve kendi kendinize cevaplamaya çalışın. Hazır mıyız? Başlayalım. Where is Şakir? Yes, it's next to the box. Very well. Right now, where is Şakir?
It's behind the box. Perfect. Right now, where is Shakir? Yes, it's in front of the box, değil mi? Önünde. Where well? Where is Shakir now? Yes, it's on the box. Kutunun üstünde. Awesome. Where is Shakir now? Where is Shakir now? Yes, it's under the box. Perfect. Very well. Next question. Oops. Where is Shakir? Can you see? Where is Shakir? Can you see it? I can't see it. Okay. Where is it? It's in the box, right? It's in the box. Shakir is in the box. Yes. Shakir is in the box. He's lying. Uzanmış. Very well. Evet arkadaşlar, bu dersimiz bu kadardı. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Siz de evinizde eğer böyle kutularınız varsa ya da ayakkabı kutusu olabilir, çantanız olabilir, herhangi bir şey olabilir. Onun için eşyanızı koyup bu şekilde pratik yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Stay safe.